Anormalliklerin normalleşme olarak takdim edilmesini ise reddediyoruz. Kudüs'e, Gazze'ye bombalar yağdıran, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı kirli postallarıyla çiğneyen, çoluk çocuk kadın yaşlı demeden mazlumları katledenlerin ülkemizde yeri yoktur ve olmayacaktır. Bizler Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2013 yılında açıkladığı ve bir türlü gerçekleşmeyen Gazze ziyaretini beklerken katillerin ülkemize davet edilmesi akıl alır gibi değildir. Bizler hakikaten merak ediyoruz ve soruyoruz. Bugün değişen nedir? Ne değiştirmiş ki böyle bir davette bulunulmuştur? Ne oldu Van Mini çıkışınıza? Bu Herzog denilen adamın Netanyahu denilen katilden farkı nedir? İsrail değişti de biz mi bilmiyoruz? Yoksa iktidarda bulunanlar mı değişti? Bu denklemde değişen nedir? Bunu bizlere, aziz milletimize ve mazlum Filistin halkına açıklayın. Filistin'de Müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm mü son buldu? Gazze'ye uygulanan avluka mı kalktı? Bu katiller Filistin'de uyguladığı soykırımdan vaz mı geçti? Yoksa İsrail bölgemizde kurguladığı tehlike planlarından mı vazgeçti? Katil Herzog Van Mijic Erdoğan. Buradan ve diğer 80 il ve tüm ilçelerimizden haykırıyoruz. İktidarda bulunanlara sesleniyoruz. Türkiye toprakları işgal, sömürü ve tahakkümden kurtuluş topraklarıdır. Emperyalizme karşı kazandığımız kurtuluş savaşımız sonucunda bu topraklar bizlere, vatan, tüm mazlum coğrafyaları ise umut ışığı olmuştur. Gazi Meclis diye nitelendirdiğimiz meclisimiz gazilik unvanını işgaller karşısında kazandığı zaferlerle almıştır. Siz bir başka katil Şimon Peres'in Gazi Meclisi'nde konuşturulduğu, alkışlandığı görüntüler birer utanç vesikası olarak arşivlerde ve hafızalarımızda dururken bugün bir başka utanç verici adımı attınız. Bu aziz topraklarda bu milletimizin sinesi de hiçbir işgali ve işgalciyi kabul etmemektedir. Cumhurbaşkanı hangi toprakları yönettiğinin farkına varana kadar susmayacağız. İsrail normalleşmeden ki normalleşmesi mümkün değildir. İsrail'le normalleşmek mazlum kardeşlerimize ihanettir. Tarihi muktezabıtımıza hiçe saymaktır. İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeden, yağmaladığı toprakların, canına kıydığı Filistinli masumların ve Mavi Marmara katliamının hesabını vermeden, Filistin topraklarında bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail'le ilişkiler hiçbir şart altında normalleşemez. Çok net ifade ediyoruz. Eğer İsrail'le ilişkilerimiz normalleşiyorsa bilin ki Filistin'le anormalleşiyordur. İsrail'le ilişkilerimiz normalleşiyorsa Gazze'de başına fosfor bombası atılan Müslümanlarla anormalleşiyordur. Bunun başka bir izahı olamaz. Katil Herzog ülkemizden defol. Katil Herzog ülkemizden defol. Bizler bu davete en yüksek sesle itiraz ediyor. Ülkemize ve aziz milletimizin Cumhurbaşkanına böyle bir adımı yakıştırmadığımızı altını çizerek ifade ediyoruz. Bugüne kadar uyardık. İktidarda bulunanlardan kulak vermedi. En azından şimdi bu hattadan dönülmeli, Herzog'un ziyareti sonlandırmalı ve ülkemizden defolup gitmelidir. Saadet Partisi olarak tüm bu süreçlerin takipçisi olduğumuzun, Müslüman kardeşlerimizin uğradığı bu haksızlığın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşısında olacağımızın
iktidar sahiplerinin ses çıkarmadığı, aksine kırmızı halılarla karşıladığı katillerden elbette bunların hesabını soracağımızın bilinmesini isteriz.